Bu videoda size tam kareye tamamlama tekniğini göstereceğim. Evet, tam kareye tamamlama. Bu tekniğin güzel tarafı ikinci dereceden bütün denklemlerde işe yaraması ve ikinci dereceden kök bulma formülünün de temeli olması. Bir sonraki veya ondan sonraki videoda tam kareye tamamlayarak ikinci dereceden denklemin köklerini bulma formülünün ispatını da yapacağım. Fakat bundan önce tam kareye tamamlayarak ikinci dereceden denklem çözmenin ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. En son videoda tam kare kullanarak ikinci dereceden denklemler çözmüştük. Burada onu biraz daha geliştireceğiz. E hadi o zaman. Diyelim ki elimizde x kare eksi 4x eşittir 5 olsun. Şurada bilerek boşluk bıraktım. Son videoda eğer sol taraf tam kare ise bu tip denklemleri çözmenin gayet rahat olduğunu görmüştük. Kareye tamamlamak aslında ikinci dereceden ifadeyi tam kare yapmak demektir. Yani tam kare olması için bir nevi denklem mühendisliği yapmak, bir şeyler eklemek veya çıkarmak gerekiyor. Öyle değil mi? Peki bunu nasıl yapabiliriz? Sol tarafın tam kare olabilmesi için burada bir sayı olması lazım o sayının karesini alırsam buradaki sayıyı elde edeceğim ve sayıyla 2'yi çarparsam eksi 4 çıkacak. Bunu unutmayın. Zaten birkaç örnek çözünce daha iyi anlaşılacak. x kare eksi 4x artı soru işaretinin x eksi a'nın karesine eşit olmasını istiyorum. a'nın ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama bildiğimiz başka şeyler var. Burası x kare eksi 2a artı a kare olacak. Pardon şurası eksi 2ax değil mi? Evet. Buradaki ifadenin 2ax olması lazım. Soru işaretinin de a kare olması gerekiyor. Buradan a eksi 4'ün yarısı olacak. Yani a'nın eksi 2 olması gerekiyor. Çünkü 2 çarpı a eksi 4 edecek. Evet a eksi 2. Peki a eksi 2 ise a kare nedir? A kare artı 4 olacak. Bunların hepsi size çok karmaşık gelebilir ama size olayın mantığını gösteriyorum. Şuradaki katsayıya bakıyorsunuz ve bu katsayının yarısı kaç eder diyorsunuz. Bu katsayının yarısı eksi 2. O zaman diyebiliriz ki a eşittir eksi 2. Aynı buradaki gibi. Daha sonra karesini alıyorsunuz. a'nın karesini aldığımızda artı 4 ediyor. O zaman buraya 4 ekliyoruz. Şimdi çözdüğümüz ilk denklemden bu yana artık öğrenmiş olmanız gereken bir şey var. Hiçbir zaman denklemin sadece bir tarafına müdahale edemezsiniz. Yani burada denklemin sadece bir tarafına 4 ekleyemezsiniz. x kare eksi 4 x 5'e eşitse ve buraya 4 eklersem artık bu 5'e eşit olmaz. 5 artı 4'e eşit olacak. Buranın tam kare olmasını istediğimiz için bu kısma 4 ekledik ama sol kısma bir şey eklediysek bunu sağ tarafa da eklememiz gerekir. Evet işte şimdi son videodaki sorular gibi bir soruyla karşı karşıyayız. Bu sol tarafta ne var? Baştan yazayım. x kare eksi 4x artı 4 eşittir 9. Yaptığımız tek şey denklemin her iki tarafına da 4 eklemek. Sol tarafa 4 eklememizin sebebi tam kareye tamamlamak. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 4, toplarsam eksi 4 eder. Aslında bu soruyu cevaplamıştık. Eksi 2 x eksi 2 çarpı x eksi 2 eşittir 9. Hatta şu adımı atlayıp direkt x eksi 2'nin karesi eşittir 9 da diyebilirdik. İki tarafın karekökünü alırsak x eksi 2 eşittir artı veya eksi 3 olur. Her iki tarafa da 2 eklersek x eşittir 2 artı veya eksi 3. Yani x eşittir 2 artı 3 yani 5 veya 2 eksi 3 yani eksi 1 olabilir. Evet hedefe ulaştık. Ama şimdi bir şey açıklamak istiyorum. Aslında bu soruyu tam kareye tamamlamadan da çözebilirdik. x kare eksi 4x eşittir 5 ile başlayıp her iki taraftan 5 çıkarabilirdik. Böylece elimizde x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 0 olurdu. Sonra da eğer elimde eksi 5 artı 1 olursa bunların çarpımları eksi 5 toplamları eksi 4 olur derdik. O zaman burası x eksi 5 çarpı x artı 1 eşittir 0 olurdu ve x 5'e eşit veya x eksi 1'e eşit diyebilirdik. Aslında bu yöntemle soruyu daha hızlı çözebilirdik ama tam kareye tamamlamamın güzel tarafı her zaman işe yarayacak olması. Yani kat sayılar ne olursa olsun ve soru ne kadar karmaşık olursa olsun tam kareye tamamlama yöntemi hep işe yarayacak. Şimdi bunu size göstereyim çarpanlara ayırma yöntemiyle yapılınca çok başımızı ağrıtacak bir soru oluşturalım. Özellikle de gruplama yöntemiyle yapılsa bu soru çok karmaşık olacak. Diyelim ki 10x kare eksi 30x eksi 8 eşittir 0 olsun. İşin daha başında hadi her iki tarafı da 2'ye bölelim diyebilirsiniz. İşleri biraz kolaylaştırdı, doğru. O yüzden hadi iki tarafı da 2'ye bölelim. Her şeyi 2'ye bölersek ne elde ederiz? 5x kare eksi 15x eksi 4 eşittir 0. Şimdi bunu tam kareye tamamlama ile çözmeye çalışalım. Eşitliğin her iki yanını 5'e bölersem x karenin kat sayısını 1 yapmış olurum. Evet. Buradaki her şeyi 5'e bölersem, aslında en baştan 10'a bölebilirdik ama adım adım gitmek istedim. Evet, şimdi her şeyi 5'e bölelim. Elimizde x kare eksi 3x eksi 4 bölü 5 eşittir 0 kalır. Şimdi bana Madem baş katsayıya bölebiliyoruz, şuradan kurtuluruz ve buradaki katsayı 1 veya eksi 1 olur ve çarpanlarına ayırırım diyebilirsiniz. Ama unutmayın, bunu yapınca elimizde şu çılgın 4 bölü 5 olmuş oldu ve bunu çarpanlarına ayırmayla çözmek inanılmaz zor. Hangi iki sayının çarpımı eksi 4 bölü 5 ve toplamı eksi 3? Çarpanlarına ayırmayla çözmesi zor bir soru bu. Evet, çarpanlarına ayırmak zor. O zaman yapılacak en iyi şey tam kareye tamamlamak. Şimdi bir düşünelim. Bunu nasıl tam kareye çeviririz? Size benim en sevdiğim yöntemi ve öğretmenlerin de genelde tercih ettiği yöntemi göstereceğim. Ben 4 bölü 5'i diğer tarafa almayı tercih ediyorum. O zaman denklemin her iki tarafına 4 bölü 5 ekleyelim. Böyle yapmak zorunda değilsiniz ama ben 4 bölü 5'ten kurtulmayı istiyorum. Denklemin sol tarafında artık x kare eksi 3x var. Artık 4 bölü 5 yok. Buraya biraz boşluk bırakacağım. Sağ tarafta da 4 bölü 5 olacak. Evet, son çözdüğümüz soru gibi bu sol tarafı tam kareye çevirmek istiyorsak ne yapmamız gerekiyordu? Hangi sayıyla 2'yi çarparsak eksi 3 eder. Bunu eksi 3'ü 2'ye bölerek buluruz değil mi? Eksi 3 bölü 2. Daha sonra eksi 3 bölü 2'nin karesini alacağız. O zaman bu örnekte a dediğimiz eksi 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2'nin karesi kaç? Artı 9 bölü 4. Yani bu kat sayının yarısını buldum, karesini aldım ve artı 9 bölü 4'ü elde ettim. Bunu yapmamın sebebi sol tarafı tam kareye çevirme isteğim. Evet, denklemin bir tarafına ne yaparsak diğer tarafına da onu yapıyorduk. Sağ tarafa da 9 bölü 4 ekliyoruz. Şimdi denklemimiz nasıl oldu? x kare eksi 3x artı 9 bölü 4. Burada ortak payda 4 bölü 5 aslında 16 bölü 20 ile aynı şey. Pay ve paydayı 4 ile genişlettik. 9 bölü 4'ün de pay ve paydasını 5 ile çarparsak 45 bölü 20 eder. Yani 16 bölü 20 artı 45 bölü 20. 16 artı 45 kaç? Evet 61. 61 bölü 20. En iyisi baştan yazayım. x kare eksi 3x artı 9 bölü 4 eşittir 61 bölü 20. Çok çılgın bir sayı elde ettik değil mi? Ama artık en azından sol taraf tam kare. Yani x eksi 3 bölü 2'nin tam karesi. Eksi 3 bölü 2 çarpı eksi 3 bölü 2, 9 bölü 4 eder. Eksi 3 bölü 2 artı eksi 3 bölü 2 de eksi 3 eder. Güzel. Bu 61 bölü 20'ye eşit. Şimdi her iki tarafın karekökünü alabiliriz. Solda x eksi 3 bölü 2. Sağda artı veya eksi karekök 61 bölü 20. Denklemin her iki tarafına 3 bölü 2 ekleyelim ve x'leri bulalım. O zaman x eşittir. 3 bölü 2 artı veya eksi karekök 61 bölü 20. Bu çok çılgın bir sayı ve bu sayıya çarpanlara ayırma yöntemiyle ulaşamayacağımızı anlamışsınızdır. Yani en azından ben ulaşamazdım. Şimdi eğer değerleri tam olarak görmek isterseniz hesap makinesinden faydalanabilirsiniz. Evet sadık dostum burada şunları bir temizleyelim. Önce artı versiyonunu yapalım. 3 bölü 2 artı karekök 61 bölü 20 eşittir 3,2464 diye giden çılgın bir sayı. Ben sadece 3,246 yazacağım. Yani burası yaklaşık 3,246'ya eşit. Veya burası pozitif versiyondu. Şimdi negatif versiyonunu yapalım. Şunlara basarsanız önceden yazdığımız şeyi kopyalar. Buradaki artıyı da eksiye çevirelim. Yani toplamayı çıkarma yaptık. Böylece sonuç Eksi 0,246. Evet, eksi 0,246. Şimdi bunun ilk denklemle uyuşup uyuşmadığını doğrulayabilirsiniz. İşte denklemimiz burada, üstte. Şimdi içlerinden bir tanesini doğrulayalım, bakalım sağlıyor mu? Hesap makinesindeki sonuç ikinci bulduğumuz. Bu sonucu hafızaya alalım ve bunu kullanalım. O zaman sonucumun karesi Evet, sonucumun karesi. O buradaki 0,24'ü temsil ediyor. Böyle devam eden sayıyı temsil ediyor. Sonucun karesi eksi 3 çarpı sonuç. Eksi 4 bölü 5. Eşittir. A. Şimdi bir saniye, sakin olun. Hemen biraz açıklama yapayım. Bu makine sayının tamamını kaydetmiyor. Belirli bir düzeyde doğruluğu yakalıyor. Yani basamaklardan sadece bazılarını kaydediyor. O yüzden burada bize verdiği sonuç, şurada kaydettiği sayıyla elde ettiği sonuç. Sonuç ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 14. Yani 0,0000 13 tane 0 ve sonra bir tane 1. Virgülden sonra 13 tane 0, sonra bir tane 1. Aslında bu Sayı sıfıra çok çok yakın, değil mi? Veya e, şuradaki sayının tamamen doğru hali olsaydı cidden bu sayının sıfıra eşit olduğunu görürdük. Evet, umarım kareye tamamlama kavramını anlamışsınızdır ve bu videonun size faydası olmuştur. Şimdi bunu ikinci dereceden denklemde kök bulma formülünü bulmak için kullanacağız ve aslında herhangi bir ikinci dereceden denklemi çözmek için de bu yöntemden faydalanacağız.